Bana deli baş Alyon derler Eleonora. Ben öküz baş Alyon diye duymuştum şövalye. Yanlış mı söylemişler? Sefil Türkmen, soylu şövalye. Bana deli baş Alyon derler Eleonora. Ben öküz baş Alyon diye duymuştum şövalye. Sefil Türkmen. Duymuş. Hüseyin Gazi'nin oğlu mu? İnsanüstü güçlere sahipti. Testor'u öldür. İhanete uğradık Yüce Vasilyas. Bizans'ın şerefli kılıcı Kayseri Serdarı Hammer Müslüman olup onun saflarına geçti. Söylediklerim mümkün değil. Gerçek Yüce Vasilyas. İkinci ihanet daha da korkunç. Biraz sonra karım olacaksın Eleonora. Şimdi battal serserisi gelsin de alsın bakalım seni elimden. Allah belanızı versin! Siz acele saraya dönün Vasilyas! Kiliseye açılan bütün geçitleri tutun! Çabuk kıyın nikahımızı! Hayır! Senden iğreniyorum ha! Ben battalın karısı! Ben çaldım! Çabuğumuzu hadi! Hayır! Hayda! Ecelin geldi öküz baş Alyon! Al bakalım! Seni geberteceğim! Senden hiç hoşlanmadım. Zavallı duruşunla kendini acındırmak istiyorsun galiba. Soygunculuk senin neyine be? Duymadın mı? Defol masadan! Eğer ben bir serseriysem, eğer ben bir deliysem, eğer ben bir serseriysem, eğer ben bir deliysem, bunu yapan sensin yarim, ben senin bir eserinim. Bunu yapan sensin yarim, ben senin bir eserinim. Çok sürmedi. Hapishaneden kaçanlardan biri, Fehmi bu. O vuruşmadan tek sağ kalan sensin. Paraların yerini, Murat'la olan durumlarınızı anlatacaksın. O zaman cezanı hafifletiriz. Onun izindeyim. Kanundan kaçılmayacağını biliyordum zaten. Sana itimat ediyorum, bu mesuliyeti üstüme alıyorum. Benimle daima irtibat... İkisi senin, ikisi benim. Anlamadım. Karşında dört adam yok mu? İkisi senin, ikisi benim dedim. İyi ama benim bir kurşunum var. Öyleyse üçü benim, biri senin. Söyle kimsin? Neden yardım ettin bana? Seni ben öldüreceğim de ondan. Öyle mi? Ben ölmeyecektim ki. Silahımda bir kurşun vardı ama esas kurşunlarım arkada. Unutma! Seninle düelloyu gene burada yapacağız. Ve benim tabancamda bir kurşun olacak. Siz onu misafir edin. Ben gelinceye kadar biraz yumuşasın. Param kalmadı. Bir teklif. Bir tek el oynayacağız. Ya bütün kaybettikleriniz... ...ya da o. Eğer ben bir serseriysem... ...eğer ben bir deliysem... ...eğer ben bir serseriysem... ...eğer ben bir deliysem... ...bunu yapan sensin yarim... ...ben senin bir eserinim... ...bunu yapan sensin yarim... ...ben senin bir eserinim...
benim. Kumarhaneden ilk kazandığım parayla almıştım. Sevdiğim kadınla sakin bir hayat yaşayacağım günler için gizlemiştim herkesten. Bütün bu belalardan kurtulmama yardım eder misin? Kumarhaneyi satsam hep yanımda kalır mısın? O küçücük evde kadınım olur musun benim? Geçmişim belli benim. Pavyondan Ayten yaramaz sana. Benim duvak diye takılacağım... ...olsa olsa bir gelinlik artığı olabilir. Ya da bir kusmuk torbası. Yapamadım. Ölümü gözlerimin önünde görünce yapamadım. O zaman öyle yaşamak istedim ki... ...anlatamam sana. Seni düşündüm... Bahçeyi düşündüm, şu pencereyi düşündüm, yapamadım. Benim için çok önemlisin. Seninle yaşamayı öğrendim, gülmeyi öğrendim. Seni bunca önemli kılan uğrunda harcadığım zamandır, uğrunda harcadığım hayatımdır. Biz sularda başıboş yüzen balıklar gibi değiliz. Bir sürü sorumluluklarımız var. Kabadayı Osman'a Osman yapan, yeniden yaşatan senden... Ben sorumluyum. Affet beni. Affet. Osman'ım benim. Güzel Osman'ım. İnsan Osman'ım. Söylemiştim. Pavyondan kadın almak kolay mı sanıyorsun sen? Yiğit insanın yüreği mangal gibi olur Ayşe. İnsanın namusu yüreğindedir. Benim kadınım olur musun? Dersin kurtulabilecek miyiz? He? Allah bilir. Ben inanıyorum. Sana güveniyorum. Bak, kurduğum plan tas tamamına muvaffak oldu. Bundan sonrasını da kıvırabilirsek... İnşallah. Tam 1 milyon lira bekliyor bizi. Biliyorsun, paranın aşamayacağı kilit yoktur. Önce karımı ve Ferit olacak o iti öldüreceğim. Hayatımı mahveden, babamı, kardeşimi öldüren o iki yılanı temizleyeceğim. Seviyordum kalta. Hala inanamıyorum bana yaptıklarını. Babamın ve kardeşimin 3 milyon lirayla beni bekledikleri o gece... ...alacaklarımızdan benim toplayıp evde sakladığım 1 milyon lirayı da katıp... ...aynı gece büyük bir ihale iş için Ankara'ya gidecektim. Kısmet. Tamam değil mi? Hep beraberiz artık. Paramız da var. Sahte birer pasaport ayarlayıp Avrupa'ya kaçarız. Önce... ...buradan bir kaçalım da. Ha? Yürü. Annen benimle görüşmeni yasakladı demek. Gülme ne olursun. Kafası örümcek bağlamış işte. Zavallı kadın belki de haklı. Evlenmeden gizlice buluşmak doğru bir şey değil. Üzülme sevgilim. Zaten ben de meseleyi aileme açtım. En yakın zamanda seni onlarla tanıştıracağım. Bu yakın zaman çok uzamaz inşallah. Niye uzasın? İstersen hemen bu gece. Ama ben geceleri çıkamam ki. Annen uyuduktan sonra gizlice kaçarsın. Annem fark ederse öldürür beni. O zaman doğruyu söylersin, olur biter. Nihayet müstakbel kocanın ailesiyle tanışmaya gidiyorsun. Ne kötülük var bunda? Hiçbir kötülük yok tabii. Ama sen gel de bunu anneme anlat. Gidelim artık. Öğleye kadar izin aldım bankada. Peki. Dur bir dakika. Ne istiyorsun? Yüzüme bakarsan anlarsın. Sen? Evet. Evet ben. Seni şuracıkta ellerimle boğup gebertmek için neler vermezdim.
Ama şükret ki her şeyden mukaddes saydığım bir kadına verilmiş sözüm var. Yürü benimle. Bu işte benim bir günahım yok. Yalan söylediğimi sanıyorsunuz. Sus! Canına susamadınsa o işi hatırlatma bana. Eğer istediğin paraysa... Paranı başına çal! Sensiz neye yarar? Sen varsın ya baharım var. Ovam sensiz.